Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Evet sevgili Karabükler, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yaklaşıyoruz ve en önem gösterdiğimiz konu Karabük'te genç siyasetçilerin artık yer alabilmesidir. AK Parti'de bir süre merkez ilçe başkanlığı yapan ve şu anda da AK Parti Karabük Belediye Başkan aday adayı olan Sayın Özkan Çetinkaya ile birlikteyiz. Evet, Sayın Çetinkaya hoş geldiniz. Hoş bulduk Ergün Bey. Şimdi biraz genç değil misiniz? De, hani diyorlar ya bazen böyle size işte, ya biraz daha erken değil mi? Soruyorlar. Biraz ben o soruyu sormak istemiyorum ama aslında bu soruyla muhatap oluyorsunuz. Yüz yüze olmasanız da soran oluyor. Evet. Biraz erken değil mi sorusuna nasıl cevap veriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, biz buna gençlik, eyvallah genciz ama biz buna gençlik değil, dinamizm, enerji, saha hakimiyeti diyoruz. Bunu merkezce de ispatladığımızı düşünüyoruz. Merkezce başkanlığı görevimizde, mahallelerimizde, sokakta bunu ispatladığımızı düşünüyoruz. Hakeza Kardemir'de de şu an üretim yapan benim eşitlerim. Bugün bakıyoruz ülkenin savunma sanayinde mühendislik harikaları yaratanlar, bugün fabrikalarda bir şeyler üreten mühendisler benim eşitlerim. Yine sahada esnafımız, yine bakıyoruz bizim yaşımızdan esnaflarımız çok hakim, başarılı işler yapıyorlar. Gençlik her zaman bir avantajdır. Bu arada 36 yaşındayım. Evet. Evliyim, bir evladım var. Aslında o kadar da genç sayılmazsınız. Yani o kadar da genç sayılmaz. Şey var, Tayyip Bey de liderimiz. 39 yaşında bildiğim kadarıyla. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 94'te, oldu. Evet. Bu var. İl Başkanımız, Ferhat Başkanımız yine 40'lı yaşlarda. Yine Cem Vekilimiz 40'lı yaşlarda. Ve onların da dinamizmini sahada görüyoruz. Başarılı işler imza atıyorlar. Demem şu, bu bir avantaj, bu bir enerji, bu dinamizm, çalışkanlık. Biz bu gençliğin faydasını merkez içinde, sahada, teşkilatlarımıza gösterdik. Diyoruz ki yeni bir tecrübe alanı, yeni bir hizmet alanında da gösterelim istiyoruz, arzu ediyoruz. Bu konuda ben gençliği avantaj olarak görüyorum. 11 yıllık bir siyasi hayatım var. 2012 senesinde Gençlik Kolay İl Başkanlığı, akabinde belediye mevzuşehirliği ve son olarak 3 yıldır merkez ilçe başkanlığı görevlerinde devam ediyorum Ergün Bey. Yani partimizin genel kurul üyesiyim, delegesiyim, yine genel kurulumuzda oy kullanıyoruz. Tabii bunlar bu yaşta güzel kazanımlar. Ayrıca genciz, demir çekicisini okuduk. Yine amatör spor kulüplerinin altyapılarında, A takımlarında futbol oynadık sahada. Yine Karabük'ün birçok mahallesinde komşuluklar edindik. Yani genciz ama şehrin birçok dinamiğine de bugüne kadar ulaştık. Ve burada iyi dostluklar kurduk. Bunu da tabii takdir edersiniz ki aday adaylığı başvurumuzda şehrimizin birçok kesiminden siyasi parti ayırt etmeksizin birçok arkadaşımız, kardeşimiz, dostumuz, ağabeyimiz, ablamız bizi yalnız bırakmadı. Aslında bu baktığımızda bu dinamizmin o gün bir yansıması oldu. Yani bundan sonrası için de Karabük'te oluşacak bir tablonun, yani bizim üzerimizde oluşacak bir tablonun orada bir öngörüsünü, ön izlemini gördük hep beraber. Birçok siyasi partiden, birçok kısımdan, kesimden, mahalleden insanlar oralara geldi ve Özkan Çetinkaya'ya destek verdi. Bu da bizim için bir şereftir. Ben hepsine burada sizin huzurunuza teşekkür ediyorum. Yani bu gençlik, yani bu enerji inşallah sahada olacak. Daha fazla olacak ve bu enerjide biz Karabük'e vereceğiz, insanımıza vereceğiz. İnşallah bakalım süreç hayırlısı olsun diyoruz. Şimdi Sayın Çetinkaya, siz çocuk yaşlardan bu yana Karabük'ün çeşitli mahallelerinde yaşadınız. İşte bir Fatih Mahallesi'nde, bir Esentepe'de, bir Kayabaşı'nda. Bir de çevreniz de biraz geniş. Hemen hemen böyle sadece AK Parti cenahından değil, siz Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapıyorsunuz ama çevrenizdeki insanlar da farklı siyasi görüşlerde yer alıyorlar. Bunlar, bu sizin için bir handikap mı yoksa sizin için bir zenginlik mi? Şöyle söyleyeyim, Karabük Anadolu'nun şöyle şirin ve güçlü bir vilayeti. Yani burası başında işte dediğimiz gibi Medise'den, Fatih Mahallesi, Soğuk'tan başladığında Bulak, Bahçeliler mahallemize kadar bir alan. Bu alanda bizim kardeş olmaktan, birlik olmaktan, dost olmaktan, arkadaş olmaktan başka bir çaremiz yok. Yani burada bir şey başaracaksak omuz omuza vererek başaracağız. Bunun için de bunları konuşurken falanca şu siyasi partiden, filanca bu görüşten demenin hiçbir manası yok. Günün sonunda hepimiz Ölebeli Mezarlığı'nda ya da Beşmer Mezarlığı'nda ailecek beraber yatıyoruz. Yani bu bizim için aslında baktığımızda farklı siyasi görüşlerin birbirine saygı duyması gerçekten bu Karabük'te, bu alanda, bu havzada çok güzel bir şey. Ben buradan da tüm siyasi partilere görev alan, Karabük'ü dert eden, memleketin dert eden arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yani bu aslında dertli insan işi. O yüzden de
benim yanımda duran, kimin yanında duruyorsa, bir birlik varsa, bir beraberlik varsa biz bunun her zaman destekleyicisi olacağız. Bir hedefimiz şudur, asgari düzeyde, yani evet, en kötü asgari düzeyde herkesle arkadaş, herkesle birlik ve beraberlik içerisinde olmayı arzuluyoruz. O açıdan ben bunu bir avantaj görüyorum. Yani ben bunu iyi insanlar kazansın, güzel insanlar kazansın, yani hizmet edecek insanlar kazansın. Ben bundan Karabük'ün, kazanan Karabük'ün olacağını düşünüyorum. Yani o açıdan da farklı siyasi insan, partideki insanlar, farklı görüşteki insanları destekleyebilir, gönül verebilir, destek verebilir. Yani gönül verir, oy vermez ya da destek verir, vermez. Bunlar bir de şeydir yani, kişinin kendi özel haklarıdır. Yani çok da böyle ona niye oy veriyorum, buna niye destek veriyorum, bunlar sorgulanamaz. Ama bir zenginlik diyebiliriz. Ama zenginlik, saygı duymak zenginlik, birlik olmak zenginlik ve Karabük'te bu zenginlik, bu yani bu görüş, bu düşünce, bu mantalite başarıya ulaşacaktır diye düşünüyorum Ergun Bey. Sayın Çetinkaya, siyaset hayatınızı aday olarak evet, renklendirdiniz. Evet. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Özkan Çetinkaya'yı nasıl tanımlayabiliriz siyasi anlamda? Hı. Çok mu hırsızdır? Evet. Başarıya ulaşmak için her şey mübah mıdır onun için? Olaylara nasıl bakıyor? Nasıl bir siyasi kimlik çerçevesine oturmak evet istiyor? Kendinizi bu konularda biraz tanımlayabilir misiniz? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle sahadaki komşularımız, hemşehrilerimiz, işte beraber çalıştığımız iş arkadaşlarımız da hep Özkan Çetinkaya'nın yapısını şöyle bilir: hırslı değildir. Şu anlamda hırslı değildir, menfi, şahsi bir şey için hırslı değildir. Gününde her şey, bu dünyada işte, bizden önce milyon tane insan geldi, bu makamlara geldiler, oturdular ve bundan sonra da gittiler. Hoş bir seda bırakabilmek, bir imza bırakabilmek bunların önünde en elzem olandır. Bizler de bu yarışta buna talibiz. Yani bunda da hep şu cümleyi kullanıyoruz: Rabbim, Allah şehrimiz için, insanımız için hayırlı olanı nasip etsin, belediye başkanlığı makamı. Bunlar çok vebal taşıyan makamlar. O yüzden çok hırslı olmak bir fayda getirmez. Burada önemli olan Karabük'ün menfaati ne yapacağımızdır. Bunu düşünmek gerekiyor ve bunun üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Bununla da zaten tabanla birlik olabilmek önemli. Yani Karabük'teki insanlarla istişare kültürünü geliştirmek çok önemli Ergun Bey. O yüzden Özkan Çetinkaya hırslı değildir. Özkan Çetinkaya usulsüz usul olmaz tarzını önemser her zaman. Her zaman bir şeyin usulü vardır. Yani her şey olabilir ama usulünce olması gerekir. İnsanca olması gerekir. Belli bir nizam çerçevesinde olmasını arzu eder. O yüzden de biz bu adaylarla sürecinde de şunu arzuluyoruz: süreç takdir ilahidir, nasip işidir, halkımızın takdiridir, Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Ama biz günün sonunda burada Karabüklü benim yaşıtlarıma, benden küçüklere iyi bir adayı örneği olmam gerekiyor. En büyük öncelik budur. Özkan Çetinkaya bugün sahada duruşuyla, konuşmasıyla Karabük'te yetişecek gençlere bir örnek olabiliyorsa, burada inanın şu mikrofonun karşısında dahi bir faydalı bir cümle kurabiliyorsa, bu bizim için en önemli olan budur yani. Evet. Burada verebileceğimiz, şu süreçte verebileceğimiz tek şey sağlıklı bir adaylıktır, süreci geçirebilmek. Adaylıktır, belediye başkanı, bunlar tabii halkımızın ve Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Siyaset hayatınıza nasıl bakıyorsunuz? Yani bu soruyu şöyle açmak istiyorum. Şimdi Karabük Belediye Başkanı adaydaysınız AK Parti'den. Aday olmak sizin için çok mu önemli? Hı. Siyaset hayatınıza nasıl bir bağda çiziyorsunuz? Yani işte nasıl bir siyaseti sahnelemek istiyorsunuz? Yani anlatabildim bilmiyorum yani. Nasıl bir siyasi kimlik yani artık bundan sonra potansiyel bir adaysınız. Evet, evet. Özkan Çetinkaya bu saatten sonra önümüzdeki seçimlerde, yerel seçimlerde aday olabilir, olmayabilir. Hı-hı. Efendime söyleyeyim, aday olur, seçilir veya seçilmeyebilir. Yani nasıl bir siyasi böyle bir süreç çizmeyi düşünüyorsunuz? Yani Ergun Bey, burada yetişmiş bir Karabüklüyüm. Yetişmiş bir AK Partiliyim. 11 yıllık bir mazi oluşturmuş bir kişi. Bu noktadan sonra yani böyle bir malzeme var. Bu malzeme lazımsa Karabüklülere, buyurun kullanın. Özkan Çetinkaya'nın canı da malı da sizlere helaldir. Teşkilatı hakeza. Özkan nerede lazımsa mahalle başkanlığı, buyurun kullanın Özkan'ı. Malı da canı da size helaldir. Yani demem şu, malzeme bu. Özkan Çetinkaya işte Karabük'te büyümüş. Sokağını bilir, insanını bilir, caddelerini bilir. Bu nerede lazımsa biz orada her türlü hizmetimizi ederiz. Yani bu kimileri Kardemir'de çok iyi mühendis olup çok iyi demir üreteceğim diyebilir. Kimileri ben medya sektöründe çok iyi bir kariyer yapacağım, ulusal bir medyacı olacağım diyebilir. Kimi işte ben kahveciyim, çok iyi kahve üreteceğim diyebilir. Biz de kariyerimizi bugüne kadar siyaset üzerine bir kariyer yaptık. Ve bu kariyerin sonunu da inşallah hizmetle neticelendirmek istiyoruz. Ya bugün Gençlik Kolları Başkanlığı, Belediye Meclisi, Merkez İlçe Başkanlıkları'nı yapmışız.
İşte halkımız takdir eder ki bu süreçlerde de öyle bir yol kazası yaşamadık. Hamdolsun. Ve her zaman misyonumuz şu oldu. Biz iyi, güzel yapalım, Allah kalpleri işler. Yani burada önemli olan Allah'ın rızasını gütmektir. Memleketin menfaatini gütmektir. Bu çizgide siyaset yaptık ve biz telefonu sosyal medyayı kullanmak için kullanmıyoruz. Biz telefonu bir iletişim aracı olarak kullanıyoruz hala. Biz telefonu hemşehrimiz bize ulaşsın diye kullanıyoruz. Bir ihtiyaç varsa koşalım diye kullanıyoruz. Bu bizim için de önemli tabii. Yani çizgimiz budur. Biz nerede lazımsak, Karabük halkı bize derse ki Özkan Efendi sen gel bakayım şu falanca mahalleye sen muhtarı, biz oraya da gideriz. Bize derlerse gel belediye başkanı orada da oluruz. Yani biz halkımız nerede takdir ederse Ergün Bey, siyasi çizgimiz de bu yöndedir. Yani şu an bu çizgide AK Parti'dir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dadır. Karabük Teşkilatı'ndadır. Yani demem o Ergün Bey, halk nerede bizi görmek isterse biz oradayız. Teşkilatımız ne görev verirse, halkımız ne görev verirse bizim siyasi çizgimiz orasıdır Ergün Bey. Evet. Evet, bu hafta sonu pazar günü bir dijital temayül olacak. Nasip olursa. Özkan Çetinkaya kendine güveniyor mu? Ergün Bey, işte mahallede ilk 3, ilk 5 ne düşünüyorsunuz? Ya bunlar yani, partilileriniz, partinin tabanı, partinin yöneticileri, partinin içinde bulunan gençlik kolları, kadın kolları, ilçe yöneticileri Özkan Çetinkaya için ne der acaba? Ya şöyle söyleyeyim, birbirinden kıymetli adaylarımız var partimizde. Bakıyoruz yine partimiz ciddi emekleri olmuş, işte daha önce görevler almış. İşte büyüklerimiz, arkadaşlarımız şu an aday adayı. Hepsine başarılar diliyorum. Yani haklarına hayırlısı olmasını temenni ediyorum. Partimizin, şehrimiz hakkında hayırlısı olmasını nasip ediyorum, temenni ediyorum. Özkan Çetinkaya bu şeyin içerisinde bir işte dediğim gibi kurucu başkan yardımcısı bir babanın oğlu. Yine kadın kollarında kurucu başkan yardımcısı bir annenin oğlu. Yine kendi gençlik kollarında görev yapmış, belediyede görev yapmış ve merkezde görev yapmış bir kişi. Ve bu, biz bu görevleri yaparken hep gönül alma, hep güzel münasebetler, iyi diyaloglar, bunlar üzerine hep yoğunlaştık ve çok güzel dostluklarımız, arkadaşlarımız oldu. Ve inşallah temayülde de bu sinerjiyi, bu enerjiyi, bu diyaloglarımızı sonuçlandırmaya düşünüyoruz. Partilerinize güveniyor musunuz? Güveniyorum. Hepsine güveniyorum. Şöyle söyleyeyim, genel seçimlerde de yani partimizin kadroları, il yönetimimiz, merkez yönetimimiz, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle başkanlarımız, AK Parti teşkilatları her zaman duruma hakimdir. İtidallidir, iyi analiz yapabilir. Bu kabiliyetleri çok yüksektir. Bu kadrolar genel merkezimizin, il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın oluşturduğu kadrolardır. Ve burada adaylık noktasında çok tecrübelidir. Çok iyi analizler yapar, çok güzel sonuçlar alır. İyi analiz ettiklerini düşünüyorum. Bu kıymetli adaylarımız arasında partimiz için, şehrimiz için, ülkemiz için en faydalı olacağını seçeceklerine inanıyorum ben. Dediğim gibi ülkemiz için, şehrimiz için, insan için de sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum Ergün Bey. Evet, evet, çok teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok İnşallah temayülde de tüm teşkilatımızın da desteğini bekliyorum. Ben onları çok seviyorum. Bugüne kadar çok güzel yollar yürüdük. Evet. İnşallah bundan sonrası da içinde omuz omuza, birlik beraberlik içerisinde güzel bir yol yürüyeceğiz. Yürüyelim istiyorum inşallah. İnşallah hayırlı olsun. Ben de sizlere böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim Net Haber ekibine. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com